Evet değerli izleyiciler, şu anda Hemşin girişindeyiz. Vatandaşlarımızla Hemşin hakkında görüşlerini alıyoruz. Evet, kolay gelsin. Senin oturuyorsunuz. Güzel bir gün. Buranın adını doğal kılıma koymuşuz. Evet, çok. Ardüç gibi. Evet. Eski kişiyle beraber burada serinleriz. Evet. Hemşin'deki gelişmeler hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi iyi olacak diye. İyi olacağını düşünüyoruz. Yani. Umudumuz o yolda. Umudumuz o yolda inşallah. Şu aşağıda derede çalışmalar görüyorum. Dere ıslah mı ediliyor? Ne oluyor? Onlarda şurada elektrik üretilecek. Evet. Malzemeyi getirebilmek için, inşaat yapabilmek için düzenleme yapmış. Evet. Devlet su işleri duvarlarımızı yapmış. Allah razı olsun. Evet. Yani bir de elektrik... Bir şekilde turizm açılması için çaba gösteriliyor. Evet, yani turizm açılması için çabalar var diyorsunuz. Belediye Başkan adayımız Umut Bey. İnşallah tabii. Yani burada da elektrik elektrik üretme için çalışmalar var. Hadi kolay kolay gelsin. Çok teşekkür ediyorum. Sağ ol, sağ ol. Evet değerli izleyicilerimiz, böyle ilerliyoruz, yürüyoruz. Evet, şu anda oturuyorlar hemşinler. Evet. Hemşinin. Evet, kolay gelsin. Böyle biz hemşin hakkında böyle hafif ne düşünüyorsunuz? Kısa bilgiler alıyoruz. TOKİ çalışmaları var, gelişmeler var. Evet, var mı bir düşünceniz? Böyle girişten başladık. Hemşininin düşüncelerini olumlu, olumsuz, Allah razı olsun, bağımsız bir kanal olaraktan düşünceleri alalım. Ne düşünüyorsunuz? Adam mikrofonu kapmış, hazır kalmış. Evet. Hazır mikrofonu kapmış diyorsun. Evet. Kolay gelsin. Hemşin hakkında kısa düşüncelerimizi alalım. Size yollardılar hemşin. Hemşin hakkında bu gelişmeleri ne düşünüyorsunuz? Gördüğünüz gibi gölet var. İşte elektrik üretilecek. TOKİ çalışmaları var. Nasıl, ne düşünüyorsunuz bu konuda? Bir bilgi alalım. Ben emekli memur olduğum 28 yıllık emekli memur olduğum hastanelerden ama hemen bana yanaştık. Hemen yaklaştık. Hemen yanaştık. Tam da adamın arasında. Ne düşünüyorsun? Olumlu, olumsuz. Evet, düşüncelerini dediler ki bu amcamız daha iyi bilir dediler. Yok, ne düşünüyorsun? Hepsi gerekiyor. Hepsi gerekiyor. Yani Cuna'dan gayrı hepsi gerekiyor. Hepsi gerekiyor. Cuna var ya, ondan gayrısı hepsi gerekiyor. İsminiz neydi? Kasım Yenür. Efendim? Ya bir çek var, ikram edeyim sana. Yok, sağ olasın. İsim bir daha alayım. Kasım Yenür. Ben burada kaldım. Rasim? Rasim Yenür. Ben de doktorlarla uğraştım. Geçmiş olsun. Kendinize iyi bak. Nasıl bu gelişmeler nasıl? Gelişmeler nasıl? Hemşire'deki gelişmeler. Çok güzel. Çok güzel. Güzel. Devletimize, milletimize zavallı olmasın. Çok şanlı, çok iyi. Hayır, teşekkür ederim. Sağ olasın. Evet. Gördüğünüz gibi. Evet, sağ olasın. Burada tereyağı falan satılıyor. Hafiften ilerliyoruz. Önümüze gelen kişilere şöyle yöneltiyoruz. Gördüğünüz gibi burada belediye tarafından park yapıldı. Evet, şu anda parkı görüyorsunuz. İnsanlar oturuyorlar. Evet. Ve hemen altta gördüğünüz gibi göletin güzelliği var ve hemen altımızda az önce sizlere söylemiştik hemşinde. Evet, artık kendi elektriğini kendi üretecek. Gördüğünüz gibi çalışmalar başladı. Derenin altı tamamen oyuluyor. Evet, çalışma araçlarının girebilmesi için çalışmalar yapılıyor. Gerekli bilgileri belediye başkanımızdan zaten almıştık. Eylül ayı itibariyle başlayacak demişti. Şu anda gördüğünüz gibi göletin hemen altında çalışmalar başladı. Ve burada gördüğünüz gibi bir elektrik üretimi yapılacak.
sahayı geçiyoruz gördüğünüz gibi değerli izleyicilerimiz. Evet, burası yeni yapılan park. Hemşin yeni çevresine kazandırılmak için uğraşılıyor. Fazla kişi de yok. Bildiğiniz gibi küçük bir ilçe. Evet, insanlarımız şu anda kimi işte kimi çayla çay içiyorlar biliyorsunuz. Üçüncü sürgün var. Evet, buradan itibaren buralarda boşaltıldı. Şu gördüğünüz evet kısımda boş binaları görüyorsunuz. Boş binalar tamamen boşaltıldı. Buralar evet yıkılacak. Gördüğünüz gibi göletin önü açılacak. Şu anda tamamen boşaltıldı. Buranın evet TOKİ tarafından alındı. Kimi devlet tarafından alındığı söylendi. Gördüğünüz gibi değerli izleyicilerimiz. Evet ve TOKİ evleri. Evet bir kısa röportaj yapacağım. Buralar yıkılacak galiba. Bilginiz var mı? Böyle basın olarak epey ayrıldınız. Yani şu anda boşaltılmış da onların resimleri çektik. Yayına vereceğiz. Pazargençefem.com radyo biliyorsunuz oradayız. Şu anda değerli izleyiciler gördüğünüz gibi bura tamamen boşaltılmış durumda. Evler yıkılmış durumda. Kimisi devlet tarafından alındı, söylendi ama tam olarak hepsi alınmış mı alınmamış mı herhangi bir kesin bilgimiz yok ama buranın böyle yıkılıp açılacağı söyleniyor. Öyle mi sizde eski belediye çalışanlarında ismin neydi ismini bir alalım. Metin. Metin Bey sizle de çok çalıştık Radyo Genç zamanında. Emekli oldunuz şimdi. Evet. Evet 34 sene görev yaptı. 34 sene görev yaptı. Hemşinin çevresi değişiyor. Bildiğiniz gibi hem TOKİ evleri yapılıyor hem gölet bir hali değiştirdi. Şu anda buranın da yıkılacağı söyleniyor. Karayollarının evet, karayollarının geçeceğini. Karayolları buradan geçecek. Karayolları geçecek. Alt kısımdan karayolları geçecek. Üst kısmı zaten TOKİ'nin. Üst kısmı TOKİ'nin ve böylece buralar açılacak. Yani şey hem gölete bakacaksın böyle. Evet hem gölete bakacaksın hem de açılmış yeni bir güzel bir proje olacak. Bunu da buradan verelim değerli izleyicilerimiz. Eski Metin Bey'den de kısa bilgileri aldık. Gördüğünüz gibi buradan gösteriyoruz. Artık bu evler de buradan kalkacak zaten. Veren hissesini veren verdi. Verilmeyen de mecburi devlet kamulaştırıyor. Çünkü devlet bu projeyi kurmuş. Ve gölet tamamen öne açılacak. Ve hemşin başka bir çehreye bürünecek. Evet gördüğünüz gibi şu anda TOKİ evleri de yetişiyor. Artık yavaş yavaş onlarda son örtüşler yapılıyor. Buradan şu gördüğünüz bütün evet, binaların, eski evlerin evet, yıkılacağı söyleniyor. Ve ön açılacak alan genişleyecek. Hemşin bambaşka bir çehreye bürünecek diyorlar. Araştırmalar şu anda bu yönde. Gördüğünüz gibi buraların tamamen önü açılacak. Ve hemşin tamamen geniş meydan bölgesi geniş bir çevreye sahip olacak. Öndeki kamelyaları da gördüğünüz gibi arka taraflara aldılar.
Burası da hemşin meydanı. Evet, gördüğünüz gibi şu anda göreti de sizlere gösteriyoruz. Az önce yıkılacak evleri gösterdik. Kimi kamulaştırıldı, oralar açılacak. Karayolları geniş bir alana sahip olacak. Aynı zamanda göreti görecek. Gördüğünüz gibi burada oturuyorlar. Evet, kolay gelsin. Hemşin hakkında kısa, olumlu, olumsuz düşüncelerini alıyoruz. Sonra geldim. Sizin isminiz nedir? Kısa bir şey söyler misiniz? İsminiz ne? Zürenim Fazıl. Ha, Fazıl Bey, ne düşünüyorsunuz? Bir takım etkinlikler oluyor. Gördüğünüz gibi gölet oldu. Şimdi aşağıda enerji, elektrik üretimi olacakmış. Parklar oldu. Efendim, TOKİ geldi. Düşüncelerinizi alabilir miyiz? Düşünceniz. Vallahi buradan Çamlı Hemşin'e bir bağlansın bu yol. Evet. Atılsın da burası bir hava alsın böyle. Evet. Şimdi kısmış kalmış biraz. Yani Çamlı Hemşin yolu açılınca atın, çok daha iyi olacak diyorsunuz. İyi olacak diye düşünüyorum. Düşünüyorsunuz yani. Evet. Onun için. TOKİ evleri bitsin. Evet, TOKİ evleri bitince iyi olacak. Evet, yani öyle. Güzelleşecek diyorsunuz. Evet, Hemşin evet. Çevresi güzelleşecek. Evet, sizin de kısa düşüncenizi alalım. Vallahi inşallah bir an önce biterse çok daha güzel olacak. Daha güzel olacak diyorsunuz. İtibariyle bir şeye başlanmış. Evet. Yani iyi bir şeyler olsun genişletiliyor diye herhalde buralar genişletiliyor, önü açılıyor. Yani iyi bir şeyler olsun diye başlanmış. Bitirse çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Evet, yani. Evet. Çok teşekkür ederim. İnşallah başlanır, bir an önce biter. Bir an önce biter diyorsun. Aman. Peki, çok teşekkür aman ederiz. Evet. Evet, dediğimiz gibi değerli izleyicilerimiz, gördüğünüz gibi vatandaşlara soruyoruz. Şu anda efendim.